Karabayır Köyü. Karabayır Köyü ilçe merkezinin 18 km uzaklıkta yamaçta kurulmuş. 2014 nüfus sayımına göre köyde 161, 2015 sayımına göre 117 kişi bulunmaktadır. Köyün kuruluşu ile ilgili sözlü bir aktarım yoktur. Ancak köydeki halkın çevre köylerden Erzurum'dan gelerek eleştirileri belirtilmektedir. Reşat Diyen'in Kuyucak, Yassıçiyen köylerinde komşudur. Karabayır 15. yüzyıldan günümüze kadar Osmanlı belgelerinde görülmektedir. 1455 tarihli tarih defteri kayıtları Mezrahi Karabayır olarak geçmekte, Lavus köyünde tabi olduğu belirtilmektedir. Bu tarihte köyde 4 tane bulunmaktadır. Bunlardan 3 tanesi müsellimdir. Çiftlik-i hassa geliri padişaha ayrılan yer olarak gösterilen de çiftlik bulunmaktadır. 1485 tarihli tarih defteri kayıtlarını Mezrahi Karabayır olarak geçmektedir. Bu tarihte Karabayır'da bir hane görülmektedir. O da çiftlik hasa denilen araziyi işletmektedir. 1455 ve 1485 yıllarında Karabayır'da arpa, buğday yetiştirdiği alınan vergilerden anlaşılmaktadır. 1485 vergi miktarı 360 akçedir. 1642 tarihli avaruz defteri kayıtlarını Karabayır köy statüsündedir. Bu tarihte Karyayı Karabayır olarak geçmektedir. Köyde 5 hane bulunmaktadır. Bu haneler Hane-i Saadat, İzzamziye-i İstirham olarak nitelenmişlerdir. Bunun anlamı Hazreti Hüseyin soyundan gelen saygıdeğer kişiler demektir. Tümü de seyit olarak sıfatlandırılmışlardır. Anlaşılan o tarihlerde devlet tarafından görevlenilmiş ve dini eğitim vermek için bölgeye görevlenmişlerdir. Bunlardan aşağıda gösterilmiştir. Hane-i Saadat İzzamziye, Alioğlu Seyit Mustafa, Hasanoğlu Seyit Ali, Hasuoğlu Seyit Mehmet, Yakupoğlu Seyit Ali, Mahmutoğlu Seyit Ali. Köy 2879 tarihinden itibaren elektrik enerjisini kullanmaya başlamıştır. Köy halkı geçimini tüketime dönük tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlamıştır. Her Mesudiye köyü gibi bu köyümüzde gurbetçilik vardır. Daha iyi yaşama koşullarında büyük kentlere göçler yapılmıştır. İstanbul'u kurdukları dernekleri yoluyla köylerine faydalı olmaya çalışmışlardır.